Annesi öldü diye söylemiş herkes ama annesi ölmemiş. Evet. Çene kaymaya başladı. Sana herkes bu kadar gıcıkken. Sıfır merhametim var artık benim de bu sektörde. Evet. Rüyama göre konuşacaksın. Konuş. Ne oldu? Aynısını yapıyorsunuz. Bilal'le Esin bana geçmiyor. Herkese kocaman merhaba. Cumhuriyetimizin 100. yılı bir kez daha kutlu olsun arkadaşlar. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve tüm silah arkadaşlarını bir kez daha minnetle ve rahmetle anıyoruz arkadaşlar. Ve onu ve tüm silah arkadaşlarını ve bu vatan için gözyaşı ve kanı akan herkesi bir kez daha anıyoruz. Onları çok seviyoruz. Tabii ne güzeldi arkadaşlar, devlet ile milletin bir arada olması, omuz omuza vererek bunu kutlaması. Unutulmaz anlara şahit olduk dün akşam. Hala etkisindeyim. Defalarca zaten paylaşarak bunu belirtmek istedi. Ben de buradan yaşasın Cumhuriyet diyorum. İyi ki Cumhuriyet diyorum. 200 yıl da şahit olamayacağız. Sesinde dediği gibi 200. yıl kutlamalarını tabii ki göremeyeceğiz. Ama çok güzel bir 100. yıl kutlamasına şahit oldum. Türkiye'nin dört bir yanı kutladı. Tabii biliyorsunuz dünyamızda bir savaş hakim. Bundan kaynaklı da kutlamaları biraz geç kanınıldı. Geç olsun güzel mi olsun oldu. Yani, tabii gönlümüz alındı. Evet yani niye? Maltepe çok güzeldi. Hepsi Boğaz güzel. Çok güzeldi. Ne diyelim, Barış Manço'nun bir sözü vardı. Hatta Kayaların olduğu bir şarkısı var. O geliyor o. Ekim sabahında Kayaların oğlu doğuyor demiştim. Bunu çok yere tabii ki bağlayabiliyoruz. Spiritüel bir mesaj var burada ama bunu Cumhuriyet'e de bağlamıştık değil mi dış ses? Evet aynen öyleydi. O Ekim sabahı işte bu sabahtı. Vallahi güzel kutladık. Coşkuyla kutladık. Yaşasın Cumhuriyet diyorum ya. Bu topraklarda doğduğum için de bir kez daha şükürler olsun ya. Kendimi gerçekten şanslı hissediyorum. Bence herkes benim gibi şanslı hissediyor. Evet, bu coşkuyla ne yapalım? Ne yapalım biliyor musunuz? Bu coşkuyla giderken bir ufak coşku daha katalım. Çünkü geçen videoda size bir sürprizimiz vardı ama Cumhuriyet coşkusundan çok fazla kişi o videoyu izleyemedi. O yüzden birçok izleyicim de kaçırdı ama ben kaçırmadan istemiyorum. Şu bardakta da gördüğünüz gibi arkadaşlar Mikael'le çok tatlı bir işbirliği yaptık. İşbirliğimizi ithafen bana çok tatlı bir kutu armağan ettiler. Ben de dedim ki benim aileme de bu kutulardan verin. Bir de anlatıyorum bu kısmı çok minikçe. O kutulardan, o kutuyu bir kez daha gösterebilir miyiz? Hiç beklemiyordum bu anı. Evet biliyorum. Arkadaşlar da sesim sağ olsun getirdi kutuyu. Bu kutudan 10 tane size de kaptım, geldim. Bunun için yapmanız gerekenler var tabii ki. Mesela bunlardan biri. Şu bıraktığım adresi takip etmeniz, yorum yazmanız ve de iki arkadaşınıza bu tatlı armağana ortak etmenizdi. Zaten bir önceki videoda bu detaylar var. İzlemeyenler onu da izlesin derim. Mikael'le daha da büyük bir işbirliğimiz var. Hem sizi mutlu edecek yine hem beni mutlu edecek. Ondan da bir sonraki videoda bahsedeceğim. Ama tekrardan bu videoda hatırlatmak istedim. Bıraktığım adrese gittiğiniz zaman, yorum yazdığınız ve takip ettiğiniz zaman bu kutulardan kazanma şansınız var. Ben bir şey eklemek istiyorum çünkü yorumlarda da gördüm. Arkadaşlar sayfayı takip etmeden yorum yazamıyorsunuz. O yüzden yorum sınırlandırdı falan diye bir düşünceniz olmasın. Bunu da buradan bir kez daha söyleyelim ve ne diyoruz? Herkes yerini aldıysa ve kahvelerimiz yapıldıysa video başlasın. Yüzüncü yıl kutlamalarında tabii ki biz magazinci olduğumuz için ne yaptık? Magazinsel bak kim nerede ne yapıyor diye ama herkes gerçekten magazin vermekten ziyade o gün tamamen kutlamaları paylaştı. Nerede olduğunu gösterdi, kimle olduğunu gösterdi, nereden izlediğini gösterdi. Ama ne vardı? Hande Erçel'le Hakan'dan bir görüntü geldi. Bayağıdır gelmiyordu. Zaten bana soruyordunuz. Yağmurcuğum Hande ve Hakan'dan bayağıdır görüntü gelmiyor. Neden gelmiyor? diyordunuz ve görüntü geldi. Tekneden izliyorlarmış gibi bir hava vardı ama aslında onlar bebekteki bir kafeden izliyorlardı gösterileri. Arzu Hanım baktım tekneden izliyordu. Çünkü normalde onlar benim bildiğim hep böyle anları tekneyle izliyorlar. Kendi teknelerinden. Dedim ki acaba ilk böyle Hande'yi de deniz kenarında görünce dedim beraberler mi? Çünkü biliyorsunuz ben bir rüya görmüştüm. Artık 15. söyleyişim. Rüyama göre Kasım'da bir isteme vardı ama bu kadar zaman geçti. Hande ile Hakan 6 aydır beraberler. Evlilik her zaman konuşuluyor. Ama hala bir tanışma yok. Şimdi ben bir işkilleniyorum bu durumdan. Tanışmadan emin misiniz ya? Yani o kadar hastaneye gitti, o kadar biliyorsunuz bir kaza gerçekleştirdi. Sabancı ailesi herkes o gün hastaneye gitti. Yok Hande doğuma dedi. Geldi. Hande doğuma ha, geldi. Arzulam çıkmış olabilir. Hande daha geç gelmiş olabilir. Şöyle diyelim mi? Tanıştığına dair bir paylaşım evet, yapmadı diye. Evet daha bir paylaşım ama Arzulam zaten gelinler olmadan çok fazla paylaşım yapmıyor öyle biliyorum. Kasım'da eğer isteme olacaksa yani benim rüyam çıkacaksa şu ana kadar tanışmaları gerekmiyor muydu? Yani rüyaya göre konuşacaksak. Evet. Rüyama göre konuşacaksın. Konuş. Evet. Rüyaya göre konuşacaksa demek ki rüyan ters çıkmış. Her rüya çıkacak diye bir şey yok. Orası öyle. Yani çıkacak diye bir kaydı yok tabii ki ama Nazlı Sabancı rüyam çıktı. Niye? Göbek adını bildim yavrunun. Falcıların da
5 tane. Biri fal. 5 tane söylediğin 3'ü çıkıyor. Ya ben bu arada şeye inanırım yani. Tabii ki falla hareket etmem. Ama bir tarot baktırırım. Ne bileyim, o anlık kahve kapatır, uygulamaları atarım. Yanımda varsa arkadaşlarıma baktırırım. Mükemmel bir şey söyledi diye de ama onu beklemem yani. İşte Baba Vanga diye Bulgar hükümetinin çıkardığı bir tane kahin var ya. Obama gitti, Putin gitti. İşte geleceğe yönelik bir takım bilgiler aldılar. Ama mesela şey diyorlar tabii onun içinde. Hani hükümetin oluşturduğu bir algı turistik açıdan da. Nostradamus gerçek. Böyle kahinler var. Bizde de böyle özel medyumlar var. Ben birkaç tane lokasyon biliyorum. Ben de inanırım ama böyle dediğim gibi işte Temmuz'da şu olacak, Ağustos'ta bu olacak yapmam yani. Beklerim. Her şeyi Allah bilir. Allah'tan başka kimse geleceği bilemez. Böyle bir gerçek var. Sen Kasım'da dedin, bilmiyorum artık. Şimdi onu konuşuyorduk. Geçen hafta Hakan Sabancı maçı izlerken sen gene locadaydın. Nasıl görmedin bilmiyorum. Yanında Suna Çavuşoğlu diye bir tane biri varmış. Ben artık eskisi bakmıyorum. Belki. Niye bakmıyorsun? Tanımasınlar diye. Tanırlar marırlar şimdi, ayıptır. Locayı kesiyor. Tamam, yanındaki kızlar baksın. Gece kızları. Bilmiyorum, o gün bakma. Hande olmadığı zaman bizim için fazla şey yapmıyor. Şimdi Hakan'la takipleşiyor bu hanımefendi. Ama bu hanımefendi gerçekten ben kim bilmiyorum. Ama beraber maçı izlemişler Hakan'la ikisi. Tabii ki arkadaşlarıdır. Hakan çok çevresi var. Hande gibi veya diğerleri gibi değil bu insanlar. Ama uzun gitmedim bu ilişki. Hiç aldatmadan, hiç fire vermeden, hiç yanlış yapmadan. Tamam, çok aşık, ben de söylüyorum. Ya çok aşık derken hoşlandığını, yüksek olduğunu, Hande'den etkilendiğinden daha aşık diyenler de var. Ama size şunu da söylüyorum, bakın inkar etmiyorum. Çünkü beni çok izleyen, milyon izlenmiyorum ama çok kilit noktalardan isimler izliyor. Öyle söyleyeceğim. Buraya doğru mu anlatabiliyorum bilmiyorum ama bazı insanları rahatsız ediyorum konuşmalarımla. Çok aradayım ben de. Bak bu Hande Hakan ve bu dizi oyuncuların ilişkileri beni yoruyor. İnanın yoruyor. Şimdi Hande Hakan'la ilgili evet ben burada çok olumlu pozitif konuşuyorum ya. Şunu diyenler var bana arkada. Bu tarafa yakın. Hakan tarafına yakın. Ben de şöyle mi diyelim? Sosyete camiasından. Evet. Seni takip edenler sana DM'den yazıp bir şeyler mi söylüyorlar? Evet. Ne diyorlar? Bu evlilik olmayacak. Lütfen sen de bunu biliyorsun. Yok rüya diyorsun. Yok bir şey diyorsun. Doğruları söyle. Hakan hala aynı Hakan. Aynı hızla devam ediyor. Ama Hande buna ses çıkartmıyor. Çünkü evlilik istiyor. Çoğu şeye Gamze Erçel de biliyor ablası ama ses çıkartmıyor diyorlar bana Hande bu evlilik gerçekleşsin diye. Tabii ki Hakan da çok iyi davranıyordur, çok güzeldir, yanından ayırmıyordur. Nazlı Sabancı ile geçen hafta tanıştı. Ben ne dedim? Kasım'a bir şey kalmadı dedim. Bunları ben söyledim, bunları inkar etmiyorum. Ama çok aradayım. Hande ile Hakan evlenir, Meghan gibi bir hayatı olur bilemem. Bak hep bunu söylüyorum. Evet, baktığınız zaman olmayacak gibi bir şey. Hani kurallar var. Ya kurallar var mı ki Hakan arkada bir şey mi yapıyor yani hızlı? Bir şey yaptığından değil, ailenin kuralları var. Ailenin kuralları var. Evet tamam, şu anda zaten bir evlilik yok. Evliliği sen söyledin. Ama bak Hakan'dan emin olduğu için Hakan'la ortaya çıktı. Bak Hakan Hande'nin peşindeydi. Ben bunları bir söyledim. Hande Hakan'dan emin olduğu için ortaya çıktı ve hemen ne yaptı? Ezgi nasıl yaşla ilgili açıklama yaptı? Ne dedi hemen Ezgi Fındık? Ben dedi Mirhan'dan 7 yaş değil, 8 yaş değil, 5 yaş küçüğüm dedi. 10 yaş değil, 5 yaş. 10 yaş değil, 5 yaş küçüğüm dedi. Ezgi evlenmek istiyor ve arada adayı buldu. Aşıklığı değildi. Çok tartışmaya açık bir konu. Onu en iyi kendi bilir. Ama görünen var, tavırlar var, durumlar var. Biz yorumlarız, analiz yaparız. O ayrı, sesi düşünürüz. Ama Hande de ne yaptı? Hakan'la hemen ilişkiye, yani emin olduğunu hissettiği anda ertesi gün gitti, haberlerini sildirdi. Hangi haberlerini sildirdi? Aşk haberlerini sildirdi. Yani geçmişi geçmişini sildirdi. Evet, kimle beraber olmuşsa enteresan tipler de dahil olmak üzere enteresandan ziyade dizi oyuncularıyla bir aşk yaşadı Hande. Kimle oynadıysa. 10 kişiyi sildirmiş mi? Rahat sildirdi. Aa, tabii ki. Çok hızlılar ya maşallah. Çok hızlılar derken. Çok hızlılar derken hızlı değiller. Akıllı davranıyorlar kadınlar. Ya ben bu yaşıma geldim 6 tane sığdırdım be. Sen 6 tane sığdırmış olabilirsin. Sen çünkü Hande Erçel değilsin. Senin 30 milyon takipçin yok. Evet olabilir o. Doğru. Veya ne bileyim tanınan biri değilsin. Evet, bir de ben Yağmur'la beraber işte hepsini kapattım. Beni katma. Benle hiç alakası yok durumu. 35'inde tanıştım benimle. 35'ine kadar bir sürü hayatım vardı. Evet. Şimdi Hakan'la Hande ciddi başlamasaydı çok umurunda mıydı? Kaan'la olmuş, ötekili olmuş, Kerem'le olmuş. İş Sabancı ailesine gelince iş değişir. Empati yapıyorum. Diyorum ki lan acaba biz de aynısını yapar mıydık? Ne gibi? Biz de Sabancı ailesinden birisinden evleneceğimiz zaman siler miydik? Eğer ciddi düşünmüyorsam silmem. Silsen ne olacak? Buradan silebiliyor musun? Silemez. Ama işte... O yüzden bu hareketi yapmazdım. Çünkü neden biliyor musun? Bu sefer kendim buraya yamamaya çalışıyor gibi gözük çektim. Yapmazdım. Ne zaman yapardım? Hakan bana evlenme teklif ederdi. O zaman yapardım. Çünkü artık ben bu ailenin gelini olacağım. Ben bu ailenin soyadını taşıyacağım. Yasemin Özilhan sildirdi mi? Yasemin Özilhan çok ilişkisini görmediğimiz için zaten bugün. Aile istemese de çocuk direndi bu ilişkiye. Anladım. İzzet Özilhan. Hala kayınvalisi arası açık. Yaz kaç tane ilişkisini görüyoruz? Bir. Zorla iki. O kadar. Üç yoktur. Ama Hande'nin... Aşk kadını. Yani aşk kadını. Şimdi İrem Derici de aşk kadını. Evet.
ne bileyim sayalım bir sürü aşk adını sıkılan, ayrılan, deneyen. Kendim Hadise oldu. Aşk adını evlendi. 3 ay sonra bitti. Bu camiada daha bir aşık oluyor. Onu diyorum işte sana. Zor aynı camiada. Mesela düşünsene Nazlı Sabancı'yı, ünlü bir oyuncu olduğunu, ünlü bir şarkıcı olduğunu. En iyisi Mehmet Aslan'dı işte. Kaç sene dayandı? 30 sene. Mehmet Aslan kim? Mehmet Aslan'dı işte en son. Arzu. Böyle. Tabii yani gözlüğümde vay helal olsun ya. Ne kadar uzun sürdü? 30 sene mi sürdü? Ama oyunculuğu bıraktı o kadın. Evet. Evinin kadını oldu. Şimdi Hande de oyunculuğu bırakabilir. Yasemin yani, de bıraktı. Yeni ya, ben başladı. Oynatmazlar. Yani oynatmazlar derken tabii ki oynatabilir. Yani ne bileyim çok iyi bir sunucudur, avukattır, ne bileyim bir öğretmendir bir şey diyemezler ama çok ekran önünde isimler olsun istemiyorlar benim bildiğim. Ya, ben öyle biliyorum. Çocuklarına da büyütüyorlar sonuç olarak. Yani hani çocukların başında olsun. Ama mesela dün bir şey paylaştı Hande. Hakan da paylaştı. Ama mesela Hande kalp attı. Hakan kalp atmadı mesela. Hı, Hande Hakan'ı etiketledi. Evet. Hakan kendini etiketledi. Kalp bile atmadı. Kalp bile atmadı. Önceden atıyordu ama. Şimdi atmıyor. Ama resmi paylaşması bile yetmez mi? Ya sen kimsin? Hayırdır 30 M'lik bir hesap seni etiketliyor da sen bunu dümdüz mü geçiyorsun? Hande'nin ağırlığı da yok bence o zaman biraz sanki. İşte onu diyorlar bana Hande'nin ağırlığı yok. Tribi yok mesela. Dediğin gibi Hande'nin bu ilişkide pek ağırlığı yok gibi. Zor oynayacaksın. Tamam ağam tamam paşam dersen bu gemiden ilk inen sen olursun. Hani Hande Erçel ya dünya güzelisi bak Burak Deniz ağzına düşüyor. Diğerleri ağzına düşüyor. Mesela soru cevap yapmışlar gördün mü? Yine bir PR o çalışması. Yapay zeka. Hande Erçel Burak Deniz dünya çapındaki sevenlerle bir sürpriz yaptı. Yapay zeka teknolojisinin yardımıyla oyuncular hayranlarının gönderdiği soruları kendi sesleriyle yapay zeka cevaplıyor. Niye çok güzelsin olayını? İşte PR. Arkada PR var yani. Görüyorsun onu demeye çalışıyorum. Evet. Yani acaba sevgili olabilirler mi? Acaba böyle bir şey hissediyorlar. Bak ne demiş biri? Reytinglerle basınca ne yapacaklarını şaşırdılar. Hani de başarısız bir oyuncu kabul etmek lazım. Dizinizi aferin ona söyle. Bak böyle algılıyor yani işte. Yapay zeka da mı bunların PR'ını çalıştırıyor? İnancı soruları veriyorlar yapay zeka. O dudağı oynatıyor istediği gibi. Şöyle, çok güzel. Yapay zeka cevap vermiyor o zaman. A while ago we asked our audience around the world to ask us questions. And now we'll answer your questions here with Burak Deniz. Her şey çok daha iyiydi. So much. And we are sure that we'll enjoy answering your questions. Görüyor musun? Benimkisi Türkçe. Sen ver onu. Çok güzelsin. Evet. Yapay zekayı bile kandırırlar. İşte reytikler kötü gidiyor. Çünkü neden biliyor musun? Zaten hani Hande Erçel'in oyunculuğu. Hande çok güzel bir kadın. Bak ekranda onu izlemeye doyamıyorsun. Her saniyesini izlemekten keyif alıyorsun. Ama oyunculuk arıyor insan ya. Bir, hani istiyor yani. Oyunculuğu istiyorsun yani bir şey izlerken. İyi bir şey izlemek istiyorsun. Televizyon izlemeyi bıraktık artık kötü diziler yüzünden. Haksızsam haksızsın Yağmur diye. Hangi dizi başlasa final yapıyor hemen hemen. Ama 3-4 tanesi var. Onun da fanları fena. Yalı Çapkını. Kızılcık Şerbeti. Kızılcık Şerbeti. Çok güzel çünkü gerçek olaylardan esinlenilmiş bir dizi. Doğru. Şimdi geçen hafta biz adadaydık ya. Orada çok sevdiğimiz bir arkadaşımız var. Kendisi de bir adliyede savcı. Oturduk hep beraber. Balık yiyoruz. Ayıplı söylemesi. Eşi de hakim. Dedim ki ya ikinize de soruyorum. Hiçbir yerde kavga olduğunu gördüğünüzde bir restoranda, bir yolda, herhangi apartmanda, oturduğunuz yerde falan. Eliniz arkanızda. Ne oluyor burada? Dediğiniz bir an oldu mu dedim. Hani böyle gelip ne oluyor burada? Ne yapıyorsunuz siz? Deyip böyle adamı kulağına eğilip veya kadını kulağına eğilip. Ben kimim biliyor musun? Böyle bir anımız yok dedi. Yani hiçbirimizin böyle bir anı asla yok dedi. Ancak onu şimdi dizilerde görürsünüz dedi. Dizilerde olur böyle anlar dedi. Yani ya gerçekçi olacak diziler ya da gerçekçi değilse tabii ki sen kurgu katacaksın. Bizler de katıyoruz neler yapıyoruz. Ama o zaman da iyi oyuncu koyacaksın abi. Arada aşk yok ya Burak'la Hande'nin arasında. Aşk olmadığı için arkadaşlar ne oldu dizi gitmedi. Serenay'la Burak... Kıvanç arasında aşk mı var? Değil. Oyunculuk var onlarda. Tamam şey geçiriyorlar. Hande ile Pınar'ın aşkı geçmediği için dizi ilerlemiyor mu diyorsun? Evet. Bak görmüyor musun? Burak Deniz'i de Hande yürüyor gibi gösteriyorlar. Çok güzelsinler falan. Ama yok yapamaz Hande. Şu an neden biliyor musun? Ufacık yanlış bir bakışı bile bu ilişkiyi bozar. Hani evine gidiyor ya onun nezdinde. O yüzden çok temkinli olması gerekiyor Hande'nin. Yoksa Burak Deniz'in bir seks tuşları falan. Çarşamba 1 Kasım. Göreceğiz bu hafta, önümüzdeki hafta. Ondan sonraki hafta bir şeyler belli olur. Rüyamı çıkarsa tabii. Rüyayı analiz yapmayalım bence. Sana ne ya? Bana geçmeyen, aslında bana geçmemesinden ziyade şaşırmadım bugün gördüğüm Esin'in paylaştığı görüntü karşısında. Hemen sebeplerini anlatacağım tabii ki arkadaşlar. Beraber burada sesi düşüneceğiz. Esin'le bileli zaten ben çok konuştum biliyorsunuz. Ama konuşurken her zaman Instagram'dan da bana gelen iddiaları döndürdüm. Bana gelen iddialar neydi? Aşkım Koç, Bileli şu an bir kızla şu barda gördük. Aşkım Koç, Bileli şu an burada biriyle gördük. Sonra Esin'le fotoğraflar kalktı. Sonra Esin'le ayrıldılar bunlar. Boşanmaya kadar gittiler ama galiba resmi olarak boşanamadılar. Bu süreçte ama hep Esin'le Bilal dışarıda beraber gözüküyorlar. Evet
fotoğraflar kalkmıştı. Evet, hatırlıyor musun? Esin hayatı boyunca hiç vermediği kadar seksi pozlar vermişti. O videolarım duruyor işte, gidin bakın. Sonrasında Bilal'den bir video geldi. Dedi ki ben karımı seviyorum. Alın parmağımla tekrardan yüzüme taktım. Biz devam ediyoruz. Ben karımla ayrılmayı düşünmüyorum. Eşimi seviyorum dedi. İyi dedik, tamam dedik. O zaman ne güzel. Hani evliliği kurtarırsın. Biz bundan yanayız zaten. Niye bir yuvayı kız? Kimse boşanmak için evlenmiyor. Bu süreçte Esin'in bir karnı şişti. Hatta dedi ki hamilim. Hep o süre Esin beni bir engelledi. Çünkü ben bazı şeylerin pilim olduğunu çözdüm. Bu arada şimdi kafalar grubu dağılıyor mu diye iddialar da çıktı. Hatırlıyor musunuz o süre? Fatih de boşandı karısına. Aynı döneme denk geldiler. Hatta Fatih boşanma haberini verdi. Bir hafta sonra boşandı. Ama Bilal haberini verdi. Yok orada görüldüler, yok burada görüldüler, yok bilmem ne oldular falan. Ben bunlara gıcık oldum bu dönem. Bak açık açık söyleyeceğim. O sıra Esin ayrı bir ev tuttu. Bilal Esin'e yardım etti falan. Bu 1,5 senelik bir süreç. Bu süreçte Esin tekrardan şeye katıldı. Bir yarışmaya katıldı. Aslan'ın sunduğu. Moda ikonu muydu? YouTube'da ona katıldı. Tekrar orada yarışmacı oldu. Aslında onu almaların en büyük sebebi format izlenmiyordu. Güçle geçmişti. Nasıl olduysa artık Esin'den destek istediler ve Esin oraya başvuru yaptı artık bilmiyorum. Sonra Esin de yaramadı o formata falan. Böyle izlenmeler düştü. Bitti gitti. Bu süreçte bir de 6 ay önce biliyorsunuz Mert, Ramazan Demir, İbrahim Selim'e katıldı. Çok enteresan, yarışmacılardan biri Esin'di. Biliyorsunuz İbrahim Selim'in böyle ufak ufak oyunları oluyor video içinde. O oyuna kendini dahil etti. O anları bir izleyelim. O anları da bir yorumlayalım. Ben sizi tanıyalım. Değil ama olur. Paylaştım zaten, hatırlayanlar vardır Instagram'da. Onu orada ilk gördüğümüzde biz dedik ki acaba ayrıldı mı yine Bilal'le? Ama orada yani Esin Hacı ben diyor. Tamam ayrılmamışlar ama ben Esin'i hiçbir zaman anlayamadım. Anlatabiliyor muyum yani? Daha doğrusu açık açık söyleyeceğim, ben onları açık ilişki yaşıyor zannediyordum. Farklı gelmişti orada izlerken de. O grupta Atakan var ya, diğer üyeleri. Atakan'ın evliliği mesela bana geçiyor. O kız mesela sürekli evinden bir reels'lar çekiyor, içerikler çekiyor, YouTube'da da paylaşıyor. Esin'le Bilal gibi bu şekilde evlerini ayırıp 5-6 ay boyunca veya 7-8 ay boyunca birbirine şanslanan insanlar var. Tam var. Ama o süreçte çoğu insan başkalarıyla görüşüyor. Ama tabii ki daha boşanmadan ne gerek bu görüntü? Ama katılıyorum. Sabahki, şimdi oraya girecek misin bilmiyorum. Sabahki veya dün geceki benim kanaldaki paylaştığım yazıda evet sana göre boşandık. Sen boşadın ama yani yarın da yüzünü göstereceğiz gibi bir şey söyledi. Bence orada galiba imam nikahlı kısmını boşadılar bunlar. Kağıt üzerine kaldı bunların sadece. Bekleyebilirdi bir hafta daha. Bir şeyler bitsin, kimse kimse salak yerine koymasın. Ondan sonra ne yaparsan yap. Zaten sen Bilal Hancı'sın. Seninle şu an olacak bir sürü kadın var. Ne bileyim Esin'in de olacak bir sürü adam var. Ama bekleyebilirdi Bilal Hancı. Esin'in bu konuda çok haklı. Esin ben şoku oldum, hiç beklemiyordum ifadesi beni çok şaşırttı. O yüzden bana geçmedi dedim. Yoksa tabii ki ihanet, ihanettir. Adamı i̇şte da... Belki de yediremediği bir şey var Esin'in. Çünkü beklemiyordu Bilal'den. Bir de eski bir video, doğru muyuz? Kaç gün önce? 10 gün önce çekilmiş. Esin dün görüyor. 10 gün öncenin videosu. Esin dün görüyor, görür görmez de paylaşıyor. Neden inanmıyorum biliyor musun? Bak şimdi katıldığı bir yayın var. Orada diyor ki ya ben işte çok ponçik bir kalbim var. İşte ben böyle çok kaosa gelemem. Ben ilk Bilal olmaya başladığımda baktım nişleniyorum falan. Bilal dedim ki Bilal ben asla yapamam. Kavgaya gürültüye böyle kötü söze gelemem demiş. Bir bakın. Kalbim konuşayım. Evet, belki ben ağlayan. Ben ilk başta Bilal'le beraber olduğumda aslında 2016 yılında biz Bilal'le bir fotoğraf paylaştım. Orada bana o kadar çirkin yorumlar geldi ki ben ağlayarak Bilal'i aradım. Ben seninle görüşmek istemiyorum dedim. Yani senin hayatın benim için hiç uygun bir hayat değil. Ben hassas bir kalbim konuşayım. Benim için hiç doğru bir hayat bu değil dedim. Ve gerçekten de onunla hani böyle bir ilişkim başlamadan bitmiş. Peki bir şey söyleyeceğim. O kadar ponçik hassassan çok böyle çok yaşa. Böyle kaostan seni korkutuyorsa bilmem neyse ponçiksen nasıl işte benim stilimde yarıştı? Sonradan onun zevkini aldı. Hayır. Önce işte birinin stilinde yarışıp sonra Bilal'le sevgili oluyor. Konuşmaları bana çelişkili ve tezat geliyor. Esin etkileşimi seven bir insan canım. İşte. İntihar etmesin. İşte. Dediğin şimdi Gizem çok... Sarıtekin'in kocasından böyle bir görüntü gelseydi biz bugün adamı ne yapıyorduk biliyor musun? Bak böyle yerden yere vuruyorduk bak böyle. Veya bana söyleyeyim misin? Merve Özkaynak'ın kocası Cem Özkaynak. Cem Özkaynak'tan böyle bir görüntü gelseydi biz Cem'i böyle yerden yere vurmuştuk. Kıvanç'tan gelseydi vurmuştuk. Ama İlhan Çevik'ten gelseydi vurmuştuk. Vurmuştuk. Ama Bilal'le Esin bana geçmiyor. Zaten prim için çok kullandılar bu durumu. Kadir Doğulu'nun da böyle bir görüntüsü çıktı. Ama Kadir ne yaptı? Müşkül dedi geçti. Bakalım Bilal'den nasıl bir açıklama gelecek? Müşkül mü der? Evet ben arkasındayım. Zaten ben artık Esin'den soğumuştum. Evleri de ayırmıştık. Biz boşanmaya gidiyorduk. Hiç bir açıklama yaptı mı? Daha yapmadı. Herkese selam. Araya yine giriş yaptım. Öncelikle şu an edit yapıyorum ve edit yaparken kendimi gördüm, aşırı moralim bozuldu çünkü dışarıdan alışverişten geldim, bu videoyu çektim arkadaşlar ve makyaj falan yapamadım, soluk kalmışım bayağı. Çekim böyle bir şey işte, profesyonel make-up'la çıkmazsan kötü, solgun ve çirkin çıkıyorsun. O yüzden biraz moralim bozuk ama yapacak bir şey yok, bu videoyu çekmek zorundaydım. Şimdi edit'e ara verdim, neden ara verdim? Esin'le ilgili şu an zaten bu kısımdasınız yine ve bir takım iddia geldi. Esin'in bir ablası var ve Esin ablasıyla görüşmüyor.
Hatta takipleşmiyorlar bile. Bu olaylar patladığı zaman bir takipçisi Esin'in ablasına demiş ki Bilal Hancı, Esin Yolcu. Yakın arkadaşları paylaştığı için atamıyorum. Esin'i koyamıyorum buraya. Ve kız da bu kısmı alıp yani Bilal Hancı, Esin Yolcu kısmını alıp paylaşıp diyor ki gülmemeliyim, gülmemeliyim, gülmemeliyim. Bilal Hancı da en yakın arkadaşlarından birine diyor ki biz Esin'le boşandık. Esin neyin kafasında? Esin ne yapmaya çalışıyor diye bir söylemde bulunuyor. Mesela şu an biri dedi ki Esin sabahtan beri 30 bin takipçi kazandı. Televizyonlara çıktı. Zaten Esin bunu seviyor. Esin zaten kendi ablası tarafından da kardeşi tarafından da primci diye ilan edilen biri. Hem belki bu kardeşinin karaktersizliğidir. Bu da olabilir. Bunun altından bir şey çıkabilir. Ne bileyim tekrardan barışabilirler de. Bak bunu da söylüyorum. Esin bu yapar. Bilal bu yapar. Bilal de bir o kadar Esin kadar tehlikeli. Hayatında biri varken başka mekanlarda öpüşmek sana yakışık kalmaz. Söylemek istedim tekrardan. Şimdi yine devam. Ben de edite devam. Ama ben orada Esin'in işte ben çok şaşırdım ifadesi bana geçmedi. Ben o kısım sana geçmedi. Evet ben onu, bak o çok şaşırdım o inanmıyorum ifadesi. Çünkü bu yanlış anlaşılabilecek bir durum olabilir. Senin yanlış. Anlamadım. Beni tanıyanlar zaten yanlış anlamaz bu durumu. Ben bir şeyi böyle söylüyorsam başka bir kısımdayımdır. Çünkü ben çok haberini yaptım. O iki tane kadın gibi değilim ben. Vah 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 diye soracağınıza şey diye sorabilirdiniz. Bilal'le siz ne zamandır ayrı yaşıyorsunuz? Ya mı bilmiyorlar ki. Bilmiyorlar çünkü işte. Ben çok kızgınım onlara. Evet delirtiyorlar beni ya. Vallahi delirtiyorsunuz beni ya. Soracağınız çok soru vardı orada. Sen Bilal aynı evde meşhursun arkadaşım. 3 ay önce sen fotoğraflarını kaldırdın. 3 ay önce niye fotoğraflarını kaldırdın? Çünkü fenomen magazinciliği yapmıyorsun. Bence. Siz sadece ne yapıyorsunuz? Biliyorsun hangi magazin, hangi başlıkları girmiş? Hemen alalım, kırıp alalım, yayınlayalım. Siz bundan anlıyorsunuz. Yok bize resim gelmiyor. Niye resim sana gelsin? Sana nasıl resim gelsin niye ki? Niye gelsin? Sen ancak işte benim çektiğim veya bize gelen DM'leri veya onları alıp oradaki fırıları kapatıp... Bir de diğer magazini kırpmayan bir tek beni kırpıyorlar. Evet evet. Benimle savaşım bu yüzden bunlar arkadaşlar. Bak ben her zaman burada Selen Bircan'ı gömerken kızları yukarı çıkardım. Bu kızlar benim tarzıma yakın dedim her zaman. Her zaman destekledim yani. Ama baktım... Gereksiz gereksiz benden iş öğrenmiş magazincileri alıp onları orada kaynak diye gösteriyorsunuz. Yağmur çevreye gelince kaynak asla yok. Neden? Çünkü Yağmur hepinize niye? Kendiniz isyan ettiniz. Fatih Altay bizim görselimizi aldı. Hiç yakıştıramadık sana Fatih Bey. Ne oldu? Aynısını yapıyorsunuz. Mesela Sibel gitti o magazin sayfasını attı. Ben alıp göstermedim bile ama konuştum. Sen de şunu diyebilirsin. Engin Palat Cahidir'e görülmüş. İsmi yok edip bulurlaştırıp paylaşmak ne demek ya? Yazıklar olsun. Gerçekten bunu söyleyip böyle yapan insanlar işte pirinci insanlar. Pirinci insanlarsınız. Kimseye acımak da yok. Sıfır merhametim var artık benim de bu sektörde. Bunu da herkes çok iyi buradan bilsin. Bana nasıl davranıyorsanız ben de size aynı şekilde öyle davranmaya karar verdim. Bunu da buradan duyurulur. Devam ediyoruz. Madem buradan şeye geldik. Dilan'la Engin'e geldik. Dilan'la Engin'e devam edelim. Bana dün değil evvel sürgün bir görüntü geldi. Dediler ki aşkım koş. Engin Cahide'de. Dedi ki yanında da avukatı var. Avukatıyla gelmiş. Bir tane de koruması var yanında dediler. Hatta orada o oturduğu yer sahne önü. O köşe var ya. Orada ışıklar biraz fazla yanıyor. Oradaki ışıkları da kapattırmış Engin. Beni görmesinler demiş. Onun üzerine bana herkes dedi ki ay bunlar Dilan'la boşanacak mı acaba? Niye Dilan yok? İlla yanında karısı kocası olacak diye bir kaydı yok. Ben buna çok karşıyım zaten. Ama tuhaftı değil mi? Oklar üzerindeyken bu insanların, herkes böyle bu insanlardan böyle ağlamalı, zırlamalı falan storyler beklerken Engin'in gidip Gülşen dinlemesi biraz şaşırttı bizi. Evde oturursun sakince. Demek ki o kadar kötü bir durumda değiller. Ben yapamazdım. Her an hakkımda bir şey çıkacak diye beklerken gidip bir yerde yenemezdim. Bir de şu an yakışık kalmaz diye düşünürdüm ama onlar zaten en başından beri kabul etmiyorlar ya bu suçlamaları zaten. Bir şekilde aklanacağız diyorlar ya, inanıyorlar ya buna. Hani umarım haklarına hayırlı sesi o olur tabii ki ama. Yani doğru olan şey, gerçek olan şey doğru çıksın. Doğru çıksın ortaya ama tuhaftı yani. Dilan'ın orada olmaması da tuhaftı o zaman. Madem gidiyorsunuz Dilan'ı da götür. Bunun üzerine Dilan hemen bir soru paylaştı oğluyla beraber. Çok bitik ve şey yorgun gözüküyordu. Şimdi bana tuhaf geldi yani Dilan hesabı kapalıydı günlerdir. Engin ortaya çıkıyor bir anda. Dilan ortaya çıkıyor yine onun üzerine. Çünkü bana herkes dedi ki Engin'le Dilan boşanacak mı? Bir de bunu bekleyen bir tayfa var. Yok be imkanı yok. Demet Akalın boşandı ya. Ha, o ticari, kocasının bayi isteleri yüzünden. Ticari anlamda belki olabilir. Çünkü boşanmak da gerekiyor ya bazı. Mesela Dilan üzerine bir şey yok gerçi. Belli değil ki kimin. Yani öyle biliyorsun? Çıktı ya Dilan üzerine bir şey yok. Bilmiyorum çok böyle dezenformasyon durumlar var. Geçen videoda deformasyon demişim. Ben hızlı konuşunca bazen ben ne söyledim farkında değil. Editte görüyorum ben de merak etmeyin ama çoğunu bırakıyorum. Çünkü orada dezenformasyon kelimesini kullanmam gerek. Ama deformasyon çıkmış. Çıksın önemli değil. Neyse dezenformasyon durumlar çıkıyor ki o kadar fazla. Hani dediğim gibi ama Dilan'ın güya mal varlığı yokmuş üzerine bilmiyorum. O yüzden bundan kaynak. Hani bu işlerden dolayı tabii ki aşk bitti sevgi bittiden ziyade bu işlerden dolayı boşanabilirler bir yer.
isteyenler var. Bekleyenler var daha doğrusu. Bana şu an böyle bir iddia gelmedi yakın çevrelerinden. Hani boşanacaklar bak bilgin olsun falan diye. Bir tane daha story paylaştı. Bu sefer avukatına yazdırmış. Çünkü avukatına yazdırdığını nereden anladık? Mükellef miyiz diye biz kocasına sonra yani bu işleri hiç bilmeyen bir kadının böyle bir yazı yazması imkansız zaten. Şey vardı orada. İncelenmeye alındık. Mal varlıklarımız el kondular doğru. Ama bunun sonunda da aklanırsak işte bunu prim haline getirenlerle hesabını soracağız diye bir tehdit de vardı. Bu sürece tehdit etmek çok doğru mu bilmiyorum. Bu süreçte ağzından çıkan her cümleni çok seçerek ve dikkatli konuşman lazım. Bence bu süreçte biraz da mazlumu oynaman lazım. Çünkü zaten herkes sana gıcık. Sana herkes bu kadar gıcıkken seninle dönüp işte bunun hesabı sorulacak diye dememen lazım. Bunun hesabını soracaksan da sen aklanırsın. Belki bir haber geldi aklandıklarına ait. Dün beyaz bayrak attı bazı insanlar. O teslim olmaktır. Avukatları mı attı beyaz bayrağı Dilan? Yok, arkadaşları attı. Beyaz bayrak sağlamışlar ama ne anlamda sağladıklarını bilmiyoruz o beyaz bayrakları. Evet. Teslim mi oluyorlar? Biz masumumuz mu diyorlar? Bilmiyoruz. Ona zaman gösterecek. Mesela Dilan bir tweet atmış. Sosyal medyayı mahkemeyi kendilerine savcı görenler Türk yargısını er geç adalet et tesis ettireceğini unutmasınlar. Yani hesabının intikamını alacağım diyor. Yani bir şeyler iyiye mi gidiyor acaba? Ya bence iyiye gidiyor. Böyle bir anda çıkışları bana bir şeylerin iyi gittiğini söylüyor. Mesela diğer avukatlar nasıl maskarporlarını önceden görebiliyorlarsa bunların da yine orada tanıdıkları veya avukatların tanıdıkları önceden bir haberleri gelebiliyor diye düşünüyorum. Ya ben ihtimal veriyorum. Konununla alakalı yine bir soru sormak istiyorum. Mesela Gökhan Ergün. Demin hikayelerine baktım. Gökhan Ergün de biliyorsun ki Sisi'yle bir sıkıntısı var. Sisi onu devamlı bir şekilde ifşalarını anlatıyor. Gökhan Ergün de demin çıktı. Sisi abla dedi. Artık dedi bunları açıklamak zorundayım dedi. Söylüyorum benim annem ölmedi. Yalan söyledim. Annesi öldü diye söylemiş evet, herkes ama annesi ölmemiş. Evet yalan söyledim. Oh dedim oh. Çünkü benim ailem beni istemiyor kardeşim dedi. Ben zengin bir ailenin çocuğuyum dedi. İsmini de söyledim. Ben şimdi zikretmek istemiyorum. Peki bu söyledikleri doğru mu? Doğru. Belki bu da yalan. Ama o kadar da Sisi'ye söylüyor. Oh diyor kurtardım diyor kendimi. Sisi galiba iddiası Gökhan Ergün'ün. Sisi aramış. Ben senin hakkında bildiğim her şeyi anlatacağım. Sen cezaya girdin demiş. Ve 5 tane kız çocuğunu okutacaksın. Birazdan seni asistanların arayacak demiş. Gökhan Ergün de kesinlikle bir şey kabul etmediğini, böyle bir şey kabul etmeyeceğini, yeter artık bildiklerini hepsini ben anlatıyorum. Al sana ifşa şimdi ne yapacaksın diye böyle bir hikaye attı. Evet Sisi'nin hani bu tarzı hoş değil tabii ki. Yani insanlar açık yakalayıp şu parayı verin veya şu parayla şu çocuk okutun falan demesi ona kalmadı bu iş. Hani isyan varsa yapar bu işi ama enteresan yani Gökhan Ergün'e nasıl geldi bu konu? Kürşat'la bir ilişkisi var denildi ama evet boynundaki dövmelerin aynı olduğunu bulduk. Hatta o gün Gökhan Ergün bir story attı. İkimize birden yükleniyorlar ama sen ağlama dedi Alişan'ın şarkısıyla. Yani bu ne demek? Sana bana yükleniyorlar ama Dilan sen ağlama. Dilan Polat'a söylüyor belki. Evet Dilan Polat'a da olabilir ama o, tam o konuların üzerine. Tam o konuların üzerine evet birazcık çelişkili. Bu kısımda. Bilmiyoruz. Biz bana böyle bir iddia gelmedi. Bak evet Yağmurcuğum sizin iddiaları doğru. Gökhan'la Kürşat beraber. Bunu da sen bil. Diye bana böyle bir iddia gelmedi. Gelse söylerdim. Ama evet Sisi yükleniyorlar. Ben de görüyorum. Sisi de onlara yükleniyor. Sisi de onlara yükleniyor. Onlar yeter artık bizim üzerimizden kastığım veya para istediniyorlar. Onlar Sisi de onları sizin gerçek yüzünüzü ortaya çıkaracağım diyor. Enteresan bir savaş. Aman aman. Evden köyden uzak. Irak. Ama en kısa sürede doyasıya konuşmak için adaletin yerinin bulmasını isteyenlerdenim suçlu, suçsuz kimse ortaya çıksın. Gerçekten çünkü artık sıktı bu konu. Ben mi yanılıyorum? Yani hem sıkıyor bir de şimdi o kadar olay oldu. Musk bir şeyler araştırdı. Şimdi ötekileri çıktı işte bizim suçumuz yok diyor. Yarın bir gün çıkarlar bizim hiçbir suçumuz yok diye. O zaman bu kadar insan neyi konuştu? Güzellik salonu açacağım. Bunlar üzerine güzellik salonu açamıyorum. Geçen yorumda yazmışlar zaten kahve çıkaracak herhalde Yağmur yolunu yapıyor. Yolunu yapıyorum ama kahve değil bunu bilin. Bak bunlar yüzünden işim aksadı ya. Bir sürprizim var benim de size. Vallahi bunlar yüzünden işim aksadı benim. Aa vallahi bitsin. Kim aklıyorsa para ortaya çıksın. Kim aklamıyorsa da ortaya çıksın. İşimize bakalım. Aynen, durdu vallahi bakalım. Her şey. Dünya durdu. Neyse hadi bakalım devam ediyoruz. Neye devam ediyoruz? Damla Altun'a gelelim buradan. Bana Damla Altun son zamanlar çok atıyorsunuz. Çünkü biz çene dolgusundan hoşlanmıyoruz. YÇ ailesi olarak sevmiyoruz. Böyle bir antipatik duyduğumuz bir konu var. Yapacak bir şey yok. Çok oval yüzle çok tatlı gidiyor. Damla'nın zaten bir oval yüzü yok mu? O vardı ama Damla'nın da birazcık galiba fazla olmuş. Bu gelen yorumları da siliyor muymuş bilmiyorum ben. Herkes siliyor. Herkes siler değil mi kötü yorumları? Ben de siliyorum haberiniz olsun. Küfür ederseniz siliyorum. Küfürü ben de siliyorum. Hakaret ederseniz siliyorum. Mesela şu iki resme baktığımız zaman evet Damla'nın yuvarlak bir yüzü vardı. Ama bu fotoğrafta gerçekten bir tuhaf çıkmış. Bence bu fotoğraf yapan firma var ya. Uzatmış mı diyorsun biraz? Bence uzatmış. Çene dolgusunun farkında mısınız bilmiyorum. Fazla uzattığı zaman çene artık kayıyor. Evet.
Çene artık bu tarafa gidiyor. Cemal Can da en son geçenlerde itiraf etti çocuk. Aman Damla'yı buradan uyaralım. Aman Damla diyelim sen balgıya düşme. Bak buradan baktığımız zaman kötüye gidiyor. Çene kaymaya başladı. Dikkat etsin diye buradan Damla'yı uyaralım değil mi? Başak Dizer'le Kıvanç Tatlıtuğ'un bir görüntüsü ortaya çıktı. Daha doğrusu Kıvanç'ın doğum günüydü. Başak'ın orada bir mimikleri, bir ifadesi vardı. Ben maşallah diye paylaşmama rağmen herkes dedi ki bize geçmedi. Bayağı kalabalık da var. Bir kere bak. O sıra Başak Kıvancı'nın elini tutuyor. Öpmek öpmüyor kırsan. Tutak böyle küçüldü. Cık, falan da yok. Dişler öpüşü sadece yani. Soğuk bir öpüşme. Ama Başak böyle o kadar işveceli ki o gün. Sanki böyle bir şeyler biliyorum. Ağzını açarsan seni parçalarım der gibiydi Kıvancı. Devam edelim. Yok be. Bir organizasyon yaptım. Şaka yapıyorum. Çakozladım biraz. Bir kere çok kaldı. Biraz da bilmece yaptım. Fakat böyle bir atmosfer, böyle bir... Bir kere Kıvanç'ta Başak'ın daha önce böyle bir doğum günü kutlamaları falan çok görmedik değil mi? Yok işte galiba ondan da bahsediyor. Aile dizisinden sonra görmeye başladık daha doğrusu. Acaba bu iddialar var ya hep Serenay ile ilgili. Yok. Birazcık onları hayır örtmek için mi yapıyorlar bunu? Böyle bir organizasyon gerçekten görmeyi hiç ummuyordum. O kadar mutluyum ki şu anda Başak'ın görüşü. Sevdiğim bütün dostlarımı görüyorum. Ve eğer o bir 40 yaşsa bugün kutladığımız... Bak ya. Olgunluk. Kıvanç'la konuşamıyor farkında mısınız? Yağmurcuğum ilk defa bu kadar kalabalık dostum. Ben orada değilim. Ara. Senden bunu anlamını beklemiyorum yani şu an. Ama bak yine de. Bak bakayım ne göreceğim. Ben senin heyecanın ortağım. Canım benim hadi. Konuşabilirsin sen. Yapabilirsin. Ben gerçekten böyle... fesat gösteriyorsun beni. Böyle mi anladın? Böyle de anladım. O zaman Kıvanç da senin gibi anladım. Bu arada gerçekten Başak Dizer kalitesi de bir şey var. Bir duruşu var kadının, böyle bir asilliği var. Dediğim gibi stylinglerini çok bilmiyorum ama hani böyle bir asilliği var bu kadının. Yürüyen asil. Hani yürüyen asillik. Var böyle birkaç tane influencer. Onları da böyle asil kadınım diye seviyorum mesela. Beril. Ama bir tuhaflık hissetmiş takipçiler. Ve bize geçmeni Yağmurcuğum görüntüden. Ne hissettiler yoruma yazsınlar. Biz kadınlar olarak hani o duruşta o bakışta böyle bir rol hissettik yani rol. Odak öpmelerinde bile yani hissettim onu. Gerçekten dediğin gibi ben bir erkeğim ve sizin gibi düşünemem. Evet. Sen de bir erkek görünce tehlikeyi seziyorsun ben sezemiyorum. Yani o yüzden yani. Gibi gibi. Evet bazen böyle ters şeyler veya evet. Böyle size polyanacılık gelebilir ama yani ben o gözle bakamadığım için ve ben burada dış sesten daha çok bir iç sesim. Esini atmışlar. Mesela niye hala takip ediyor şeyi demişler Bilal'i. Aldatan birini takip eder misin? Ben hemen takipten çıkarım. Ben daha kızdığıma takipten o dakika çıkıyorum beni üzdüğünü hissedersen bu benim. İsim ben olacak bir kaydı. Cevabını kendin veriyorsun. O sensin. Bu şey tuhaf değil mi? Bu kadar üzüldüysen. Yakalamışken bir soru daha sorayım. Benim evet. Aklıma takılanlardan. Mesela Atakan. Atakan geçenlerde yeni sevgilisiyle bir fotoğraf paylaştı. Atakan değil de Atakan'ın sevgilisi paylaştı. Biz de bulduk, paylaştık. Dün de İrem bir sevgili yaptığını söyledi. Hatta biraz önce de post paylaştı. İkisinin aynı anda çıkmasını ben... Şimdi Atakan ortaya çıktıktan sonra İrem çıkardı. Evet. Çünkü tabii ki kadın olarak sinirlemeyebilir böyle bir şeyi. Sen yaptıysan ben de yaptım diyebilir. Atakan'ın öyle çok ben aşkına inanmıyorum. Atakan'ı çünkü çok duyuyorum ben, arkada da duyuyorum. Hızlı bir çocuk, aşık havasında ama kolay da aşık olmuyor Atakan. Evet. İrem Derici'nin sevgilisi bizim bir arkadaşımızın eski kocası. Hatta biliyorsun bizim arkadaşımıza da Beyaz Show'da evlenme teklif etmişti. Hatırlıyor musun? Ama çok kötü bir huyu var. İrem'e de buradan uyaralım. İrem seni buradan uyarıyoruz. Sonra bak. Gerçi İrem'i çok etkilemez de. Dank diye de ortada bırakıyormuş. Böyle çok argo, küfür kullanan kadınları pek sevmiyormuş. İrem Derici çok istisnai bir karaktermiş hayatındaki. Daha naif kadınları seviyormuş. Evet bizim arkadaşımız da naif bir kadın. Var mı öyle? Değişik, çılgın. Manyak. Manyak ama İrem kadar değil. Ha? Bizimkisi yani naif kız. Naif kız. Ağzından görmedim. Ben de görmedim bir küfür çıktığını falan. İrem çok istisnai bir kız arkadaş kategorisine giriyormuş. Bakalım takılıyorlardır. Takılsınlar. Aşk kazansın. Ben demeyeceğim seni kadar çabuk aşk kazansın diye. Çünkü ben artık aşkın çok basite indirgendiğini düşünüyorum. Yani şu an tabii ki aşık olanlar var ama bu sektörde yok. Bunu anlamış olduk. Varsa işte Kıvanç Başak gibi. Onda da hep böyle bir şey çıkacak modundayız. Bir şey çıkacak modundayız. 1 kilometre garanti. 20 gün içinde iade. Kesin bir şey çıkacak. Ben gidiyorum. 2-3 gün sonra zaten yine karşınızdayım. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Bye bye.